30 dakikaya hoş geldiniz. Ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Önce haber başlıkları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında Suriye'de izlenecek stratejiyi açıkladı. İdlib'de karada ve havada ne gerekiyorsa şimdi yapacağız diyen Erdoğan, Suriye güçlerinin geriletileceğini söyledi. Erdoğan, Adana mutabakatının da harfiyen uygulanacağını vurguladı. Erdoğan, bize yönelik bir saldırı gelmesi halinde diğer mutabakatlara bağlı kalmadan rejimi vuracağız dedi. Değerli konut vergisi bir yıl süreyle ertelendi. Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce değer belirleme uygulamasına son verilecek. Emlak vergisi kanununa göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak. Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri ve 139 milletvekili tarafından Kanal İstanbul'la ilgili yapılan başvuruyu reddetti. Anayasa Mahkemesi aynı kararla ilgili yasaya eklenen ibarenin yürürlüğünün durdurulması isteminin de oy birliğiyle reddine karar verdi. Çin, koronavirüs salgınında yeni vaka sayısının 2015 ile Ocak ayı sonundan beri en düşük seviyeye indiğini açıkladı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 1113 oldu. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri salgının terörizmden daha büyük bir küresel tehdit olduğunu hatırlattı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa neden olan virüse COVID-19 isminin verildiğini de açıkladı. Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Trump'ın sunduğu Orta Doğu planını kabul etmediklerini söyledi. Mahmut Abbas, İsrail-Amerikan planını topluca reddediyoruz dedi. Evet, 30 dakikada 3 ayrı pencere açacağız. Birinci pencerede değerli konut vergisini konuşacağız. Değerli konut vergisi biliyorsunuz ertelendi bir yıl süreyle ve Cumhurbaşkanı'na bir yıl daha erteleme yetkisi de tanındı. Bu arada vergi usul hukukuna da uygun hale getirildiğini söyleyebiliriz. Yani bu haliyle değerli konut vergisinin alınması söz konusu olabilir, iptal edilmesi de söz konusu olmayabilir. Bunu konuşacağız. Bu arada Çin'den gelen haberler nispeten daha pozitif. Çin'de hastalığın yayılma hızındaki çıkış eğilimi durdu. Şimdi aşağı doğru gelmeye başladı. Hem virüsle ilgili enfekte olan kişi sayısında azalma var. Ölümlerin de hızında bir yavaşlama söz konusu. Ama bugün itibariyle 1000'in üzerinde ölüm olduğunu biraz önce zaten hatırlattık. En son dilimde de piyasaya bakacağız. Şimdi telefon hattımızda Dalfin Finansal ve Kurumsal Çözümler Ortağı Mustafa Aşkın var. Mustafa hoş geldin. Merhabalar Ali abi, hoş bulduk. Şimdi dün Emlak Analiz programında biz değerli konut vergisiyle ilgili eleştirilerimizi, görüşlerimizi açıkladık. Ve çıkan düzenleme neredeyse dün bizim programda yaptığımız eleştiriler manzumesi çerçevesinde gerçekleşti. Yani biz ya söyledik öyle oldu anlamına gelsin diye söylemiyorum. Aklın yolu bir. Dolayısıyla o aklın yolu hakim oldu bugün itibariyle. Önce bir düzenlemeyi anlatmanızı istiyorum. Yani geldiğimiz noktayı. Sonra uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek problemler varsa bu problemlerin neler olabileceğini birlikte konuşalım. Buyurunuz. Aslında baktığımızda bir önceki düzenleme tabii teknik anlamda bazı kusurlar içeriyordu. O hepimiz tarafından dile getirildi. Bu kusurların büyük ölçüde düzeltildiğini görüyoruz. Tabii az önce siz de güzel özetlediniz. 5 milyon liraya kadar olan nitelikli mesken ve taşınmazlarda bir istisna getiriliyor. Daha önce böyle bir şey yok. Yani sıfırdan başlıyordu vergilendirme. Evet. Ardından da bir basamaklandırma sistemi getirilmişti ki bu vergi usulünde esastır. Daha önce bu da yoktu. Değeri 5 milyon lira ile 1,5 milyon lira arasında olan konutlarda 5 milyon lirayı aşan kısım için %3. Değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlar için 7 milyon lirayı aşan kısım için %6. Değeri 10 milyon liradan fazla olanlar için konutlarda ise 22.500 lira civarında bir vergi tahakkuku ortaya çıkabilecek. Dolayısıyla eskiden bu rakam 100 bin liraya kadar ulaşabiliyordu. Bu makul ölçülere getirilmiş oldu bu basamaklandırma sistemiyle. Üstüne üstlük bir de eğer elinizde birden fazla
gayrimenkulünüz varsa değerli konut olabilecek. Burada en düşük değeri olan konutlar muaf tutulmuş. Diğer konutlar üzerinden vergilendirme yapılacak. 2021 yılı başında beyanname verilecek ve bu beyannameye göre de ilgili vergi alınmaya başlanacak. Tabii az önce iyi ifade ettiniz, Sayın Cumhurbaşkanı'na da bunu bir yıl öteleme yetkisi veriliyor. Paylı mülkiyet, el birliğiyle mülkiyet dediğimiz çok mülkiyet olan gayrimenkul ve taşınmazlarda ise mesken nitelik taşınmazlarda toplam değer esas alınacak. Dolayısıyla çok daha vergi usul kanununa ve genel vergi anlayışına uygun bir düzenleme yapılmış oldu. Ve burada önemli derecede bir hatadan dönülmüş oldu. Tabii eleştirilecek yan olabilir mi? Olabilir belki. En önemli noktalardan bir tanesi yine. Ben vergici değilim ama genelde piyasadaki arkadaşların ve gayrimenkulcü dostlarım dediği ticari gayrimenkul ünitelerinde böyle bir vergilendirme olmaması ilginç diye çeşitli yorumlar gelebiliyor. Bu sadece meskeni kapsayan bir süreç anladığım kadarıyla. Ama tabii ki emlak vergisi değerinin baz alınması, tapu kadastronun belirlediği değerin baz alınmamış olması ve paylı mülkiyet ve az önce ifade ettiğim gibi istisnaların olması önemli ölçüde düzenlemedeki yenilikler olarak dikkati çekiyor. Evet. Şimdi orada mesken olarak kullanılan yerleşimlerle ticari amaçla kullanılan yerleşimlerin birbirinden ayrılmış olmasını ben müspet olarak görüyorum. Çünkü o ticari serbestliği de baltalayacak bir şey haline gelebilirdi. O sebeple uygulamanın çok yerinde olduğunu, daha doğrusu bu yeni düzenlemeye ilave olarak getirilen bu yeniliğin de müspet olduğunu düşünüyorum. Bir müspet durum da şurada. Biliyorsunuz değerlemeyi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne devrediyordu yasanın ilk hali. Değişiklik yapılan haliyle değerleme bundan sonra belediyeler tarafından tıpkı diğer konutlarda olduğu gibi emlak vergisi beyanına dayalı olarak ve lokasyonlara göre değişecek şekilde bir değerleme olacak. Bu da müspet bir şey. Çünkü öbür türlü Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün ilk defa alana çıkarak işte sayıları 175 bin civarında olan konutları tek tek elden geçirip ekspertiz raporları çıkaracak. Bu çok uzun zamana yayılacak. Oysa belirlenmiş bir değerleme var. O değerleme üzerinden gidecek. Acaba orada toplanan gelirin hazineye mi yoksa yerel yönetimlere mi aktarılacağı konusunda bir ayrıntı var mı yasanın yeni halinde? Ben çok göremedim ama hani yasanın ruhuna baktığınızda emlak vergisi yerel yönetimlere, belediyelere, evet, değerli konut vergisi ise genel bütçeye aktarılan bir vergi çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yurt dışında yanılmıyorsam Portekiz'de de buna benzer bir uygulama var. Özünde bu tip uygulamalar farklı ülkelerde de yapılabiliyor. Tek verginin birkaç yere birden tahsis edilmesi gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de de şu anda değerli konut vergisi genel bütçeye, emlak vergisi ise belediye ve yerel yönetimlere verilecek bir hale gelmiş durumda. Evet. Zaten kaba bir hesap yaptık. O kaba hesaba göre değerli konutlardan elde edilecek verginin toplamı 300 milyon lira civarında. Bu da yani konsolide bütçe bakımından, merkezi yönetim bütçesi bakımından düşündüğümüzde para bile değil. O bakımdan yerel yönetimlere aktarılması belki yerel yönetimlerin kaynak ihtiyacına bir çözüm oluşturabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu erteleme meselesiyle ilgili birkaç cümle söylemenizi rica edeceğim. Bir yıl süreyle yani 2021'de uygulamaya girecek ve Cumhurbaşkanı'na bir yıl daha erteleme yetkisi tanınıyor. Ben bir yıl daha erteleme yetkisinin kullanılabileceği kanaatindeyim. Çünkü ekspertizin yapılması, tasnifin yapılması ya da o ayıklamanın yapılması, çünkü olmayan bir şeyden bahsediyoruz bugüne kadar, çok zaman alacaktır. O sebeple hani böyle inceleyip sık dokuyacak ve çok iyi tartacak bir düzenleme olması bakımından uzun bir geçiş dönemi olabileceğini düşünüyorum. Yani iki yıl sonra uygulamaya girebileceği kanaatindeyim. Size göre? Esasına baktığımızda gayrimenkul anlamında konuşayım. Ülkemizde ne yazık ki bir veri sıkıntısı hep var. Programlarımızı dile de getiriyorduk malumunuz. Evet. Dolayısıyla değerli konuta tabi olacak bina sayısını bile kestirmekte şu anda zorlanıyoruz ne yazık ki. Envanterde ciddi bir sıkıntımız var. Dediğiniz husus çok önemli. Eğer bunun daha sağlıklı olabilmesi gerekiyorsa belki ötelenebilir veya biraz daha farklılaştırılabilir. Önümüzde bir yıl süre var. Belki yine bazı eleştiriler gelecektir veya farklı eklemesi gereken maddeler olabilecektir bu düzenlemeyle ilgili. Biraz daha zaman kazanmış olduk. En azından
ortadaki belirsizlik sürecini atlatmış olduk, öyle bir görüntü var. Evet. Yasanın en azından bu haliyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilme riski ortadan kalkmış oldu. Olumlu ve doğru bir yasa yapma tekniğiyle karşımıza çıktı diye düşünüyoruz. Peki, şimdi dönüyoruz. Çin'e bakacağız, Wuhan'a bakacağız. Wuhan'daki koronavirüs saldırısı, daha doğrusu salgını ile ilgili. Telefon hattımızda Liverpool Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Gönç var. Ahmet Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar Ali Bey. Çok teşekkürler. Şimdi bir grafiğimiz var, onu hazırlattım. O grafik eşliğinde konuşacağız. Aralık ayı sonundan bugüne kadar gelen süreci izah eden bir grafik bu. Şu an itibariyle Wuhan'dan başlayıp Çin'in diğer kentlerine yayılan, bu arada Asya ülkelerinden bazılarında da görünmeye başlanan koronavirüs salgını ile ilgili durum, ölü sayısı artmakla birlikte virüsün yayılma hızı, enfekte olma hızı yavaşlamış ve yukarıdan aşağı doğru inmeye başladı. Yani şu ana kadar çıktığımız rampadan inmeye başlıyoruz. Bu olumlu bir gelişme. Muhtemelen bu rampadan inişin düz bir seyre kavuşması Mart ayının ortalarını bulacaktır diye düşünüyorum. Bazı otoriteler Nisan ayı, hatta Mayıs ayına kadar sürebileceği kanaatindeler ama çok kontrollü gittiği için, Dünya Sağlık Örgütü de devrede olduğu için çok daha erken bitebileceği kanaatindeyim. Sizin görüşünüz nedir? Tabii bir tıp otoritesi olarak sormuyorum elbette. Sadece gözlemlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Buyurunuz. Evet, Çin'de yaşayan birisi olarak tabii Çin devleti aslında çok ciddi önlemler aldı. Belki bu salgının ilk 1-2 haftasını saymazsak, orada tabii olayın boyutu pek anlaşılamadı ama ondan sonraki dönemde bildiğiniz üzere çok ciddi seyahat kısıtlamaları getirildi. Birçok şehirde karantina uygulaması getirildi. Dolayısıyla şu anda büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz ama tabii yine bunu da çok iddialı bir şekilde söylemek mümkün değil. Çünkü bilindiği üzere bu virüsün kuluçka dönemi de oldukça uzun. Hatta 3 haftaya kadar çıkabildiği bazı vakalar oldu. Dolayısıyla şu anda enfektedeki artış hızı azaldı, doğru. Ancak unutmamak gereken bir nokta var. O da önümüzdeki haftadan itibaren artık iş yerleri ve üretim biraz daha tekrar normale dönmeye başlayacak. Ve bir süre sonra insanlar artık dışarı çıkmaya veya daha fazla tüketime yönelmeye başlayacak. Tabii bu geçiş sürecindeki durum biraz kritik olacak. Bunun iyi bir şekilde kontrol edilmesi durumunda ondan sonra daha hızla bu virüs salgını kontrol altına alınabilir. Ama tekrar bir ikinci dalga gibi bir yayılma durumu söz konusu olursa o zaman tabii bu işin Nisan'a kadar belki daha da fazla uzaması mümkün olabilir. Evet. Şimdi grafiğimiz bize iniş trendinin başladığını söylüyor. Yani dalgalı bir inişten bahsediyoruz ama son birkaç haftaya baktığımızda iniş trendinin artık dalga boyunun azaldığını ve sürekli bir inişe geçtiğini görüyoruz. Bütün parametreler bakımından, oradaki yukarıdaki parametrelere göre söylüyorum. Şunu soracağım. Şimdi biliyorsunuz hastalığın baş göstermesinden hemen sonra İşte uluslararası yatırımı olan şirketlerin pek çoğu orada ya faaliyetlerini sonlandırdılar, ya azalttılar, ya frekansını düşürdüler. İşte Burger King'ler, Pizza Hut'lar, McDonald's'lar, Starbucks'lar hepsi faaliyetlerini minimum seviyeye indirmiş durumda. Şu an itibariyle, geldiğimiz nokta itibariyle bu minimum seviye hali devam ediyor mu? Yoksa bir canlılık görüyor musunuz? Yeniden eski trendine doğru giden bir süreç var mı? Şu anda halen devam ediyor. Büyük ölçüde halen birçok iş yeri kapalı. Örneğin etrafımızdaki bütün restoranlar, alışveriş merkezleri, hemen hemen her şey halen %90 olarak operasyonel değil. Dolayısıyla demek istediğim, benim zaten anlatmaya çalıştığım, şu anda bu enfekte sayısındaki azalış çok doğal. Çünkü insanlar tamamen evine kapanmış vaziyetteydi. Çok önemli bir süredir. Evet. Bu da tabii ki virüsün sayısında, enfekte insanların sayısında azalmaya sebep oluyor. Ancak bu ne kadar sürdürülebilecek, işte orası kritik olacak. Çünkü bir yerden sonra insanların dışarı çıkıp işe gitmesi, para kazanması, yani belli harcama şeylerini yapması gerekecek. Dolayısıyla ikinci bu Mart'a doğru olan süreç çok zorlu olacağını düşünüyorum. O kadar belki lineer bir şekilde bir yok oluş, yani bu virüsün yok oluşu değil de bazı zıplamalar veya farklı seyirler de ortaya çıkabilir.
şu ana kadar çok büyük ölçüde halen insanlar hemen hemen bütün şehirlerde evine kapanmış durumda. Üniversiteler bizim Nisan'a kadar kapalı, okullar kapalı. Dolayısıyla her şey durmuş büyük ölçüde, yani çok gerekli olmayan üretim şeyleri dışında hemen hemen hayat durmuş durumda, devam ediyor. Evet. Şimdi Wuhan'ı bilmiyorum, yani tabii muhtemelen televizyonlardan ve sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Orası bir hayalet kente dönmüş durumda. Ama Wuhan dışında işte Guangzhou, Şangay, Pekin, Sichuan gibi kentleri düşündüğümüzde, ağırlıklı sanayi kentler, bunların her birinin özel bir ihtisas alanı olan kentler bunlar. Bu kentlerde durum nasıl? Acaba oralarda hayatın canlılığı, mesela Aralık ayı sonu itibariyle kıyasladığımızda daha iyi mi, yoksa aynı seyir devam mı ediyor? Bu hafta içerisinde hafif de olsa bir hareketlilik oluştu. Yani yine Pekin'de, Şangay'da, Guangzhou gibi diğer şehirlerde insanlar örneğin 10 kişi çalışıyorsa şu anda sayıyı azalttılar. Nöbetçilik usulüyle, yani haftanın belli günlerinde diyelim 10 kişiden ikisi gidiyor vesaire şeklinde bir organizasyonla belli ölçüde, minimal düzeyde de olsa tekrar operasyonları başlatıyorlar. Dolayısıyla gelecek haftadan itibaren belki bu hareketlenme biraz daha artık artacaktır. Üretim biraz daha normale yaklaşmaya başlayacaktır. Ama tabii dediğim gibi yine de insanların özellikle hizmetler sektörü ve tüketim anlamında çok büyük bir düşüş var. Üretim geri gelmeye başlasa bile insanlar bunun dışında dışarı çıkmadığı için yine çok büyük anlamda tüketim ve hizmetler sektörü büyük darbe alacak gibi görünüyor. Ki önümüzdeki haftalarda bu biraz daha netleşecektir. Evet. Son bir şey soracağım. Peki kameralarımızı AK Parti grubuna çeviriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinliyoruz. Tam tersi. Açıklanan her gösterge daha iyiye doğru bir gidişe işaret ediyor. Bu tablo ülkemizde eskiden beri sürekli faizleri indirirseniz batarsınız, bitersiniz diyen zihniyete verilmiş en güzel cevaptır. Ekonomimizin gerçeklerine uygun olarak bu süreci kontrollü bir şekilde sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, sözlerimi turizm sektörümüz açısından önem taşıyan bir müjdeyi milletimizle paylaşarak tamamlamak istiyorum. 2020 yılını Patara yılı ilan ettik. Bilindiği gibi Patara antik kenti Fethiye Kalkan arasında bulunuyor. Şimdi görüntü vereceğim ve bu görüntüde de Patara'yı hep birlikte izleyelim. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kadim çağların dingin uykusunu görkemli rüyalarla bezeyen antik bir şehir yer alır. Patara. Milattan önce 15. yüzyıla dayanan Likya'ya başkent dikmiş bu kent, kurşunlu tepeye sırtını veren tiyatrosuyla ve çift sütunlu anıtsal meydanıyla görenleri hayran bırakan büyülü bir güzelliğe sahip. Roma İmparatorluğu'nun gözdesi Patara, insanlık tarihinin en eski demokratik meclis binası ve antik çağların en eski deniz feneriyle keşfedilmeyi bekliyor. Anadolu'nun eşsiz mirası Patara antik kenti, benzersiz gün batımıyla, dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen kumsalıyla Caretta Caretta'ların yavrularına da ev sahipliği yapmakta.
Anadolu'nun kültür mozaiğine zengin bir katkı sunan Patara Antik Kenti, çağların ortak kültür birikimine şahitlik ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla geçmişe ait tüm eksik parçaları tamamlıyor. 2020 Patara yılında Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor. Evet. Şimdi 2020'yi Patara yılı ilan ettik. Likya'nın ana liman şehri olan Patara, bizim tarihimizin de önemli sembollerinden biridir. Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika ile olan telgraf bağlantısını Patara Telsiz Telgraf İstasyonu aracılığıyla sağlıyordu. Yaklaşık 850 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en büyük hattının ucunda yer alan Patara istasyonu İtalyanlar tarafından bombalanana kadar ülkemize çok önemli hizmetler vermiştir. Bu telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Roma'nın bir parçası olan Likya Birliği'nin yönetim modeli Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuna örnek olacak kadar önemlidir. Nitekim Likya Birliği'nin meclis binası tarihi önemine binaen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımız tarafından restore ettirilmiştir. Antik dönemden günümüze kadar ulaşan tek deniz feneri de yine Patara'dadır. Bu deniz fenerini de en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar daha pek çok nadide özelliğiyle Patara'yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. Sayın Bakan öyle mi? Yoğun çalışacağız, yetiştireceğiz. 2020 Patara yılının ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu kampanya ile geçtiğimiz yıl 200 bine yakın turisti ağırlayan Patara'yı çok daha ileri bir yere taşımayı hedefliyoruz. Sizlere bu haftaki meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Şimdi inşallah hemen süratle, evet, kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Kahramanmaraş'taki kutlamalara katılacağım. Süratle oraya gidiyorum. Ve bu vesileyle Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki konuşmasının bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Enflasyonla ilgili önemli bir mesaj verdi. Yıl sonu itibariyle enflasyonu %8,5 hedef doğrultusunda 8,5'a indirmeyi planlıyoruz. Yapacağız dedi. Birlikte konuşabileceğimiz süre kalmadığı için bunu tartışamıyoruz ama ilerleyen bültenlerimizde ve akşam 19'da enflasyon hedefini konuşabileceğiz. 30 dakikanın sonuna geldik. 19'da görüşmek üzere.